Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Mip'te timing parametresini göreceğiz. Zamanlama seçeneklerini öğreneceğiz. Şimdi TRT parametresi var Mip'te ve bu Mip taramasının hızlarının çeşitlerini belirliyor. Hangi hızda tarama yapmamız gerektiğini buradan belirleyebiliriz. T5 dediğimiz insane yani deli gibi bir tarama gerçekleştiriyor ve bu tarama aralarında en hızlı olan tarama çeşidi. T4 agresif bir tarama gerçekleştiriyor. T5'e göre daha yavaş bir tarama. Fakat yine de oldukça hızlı bir tarama gerçekleştiriyor. T3 normal bir tarama gerçekleştiriyor. Zaten Nmap'te varsayılan tarama çeşidi T3. Herhangi bir tarama parametresi, zamanlama parametresi vermezseniz Nmap taramayı T3'e göre belirliyor. T2 polite yani kibar bir tarama gerçekleştiriyor. T1 sneaky yani sinsi bir tarama gerçekleştiriyor. T0 ise paranoid yani paranoyakça bir tarama gerçekleştiriyor. Burada en yavaş olan T0 arkadaşlar. En hızlı olan T5. 0 ile 5 arasında verdiğiniz değerlere göre taramanın hızını belirleyebilirsiniz. Şimdi Mnet'te tarama parametreleri yani hız parametreleri şu açıdan önemli. Tarayacağınız sistemin durumu, elinizdeki cihazın kalitesi, elinizdeki internetin kalitesine göre bir tarama çeşidi belirleyebilirsiniz, bir tarama hızı. Eğer ki yavaş bir tarama gerçekleştirirseniz sonuçlar daha doğru olacaktır. Ancak hızlı bir tarama gerçekleştirirseniz zamandan tasarruf edeceksiniz fakat sonuçlar yanıltıcı olabilir. Şimdi gelin bu tarama parametrelerini görelim arkadaşlar. Mmap T5 diyelim ve scan bir nokta. Mmap.org adresini tarayalım. Burada Enter'a bastığınız zaman yaklaşık ne kadar sürenin tamamlandığını görebilirsiniz. Şu an %1'i tamamlanmış. %81'i ve ne kadar sürenin kaldığını da gösteriyor Enter'a bastığınız zaman. Evet sonuçlar geldi. Yaklaşık 17 saniye süren bir tarama oldu. Burada T5 ile T5 yerine T0, T1, T2, T3, T4 gibi parametreler de verebilirsiniz. Ve bu Mmap'in taramanın ne hızla gerçekleştireceğini belirleyecek. Siz de bu şekilde hangi hızda tarama gerçekleştirmek istiyorsanız onu belirtebilirsiniz. Eğer elinizdeki cihaza güveniyorsanız ve internet bağlantınız kuvvetliyse T5'te bir tarama gerçekleştirebilirsiniz. Eğer hedef sistem üzerinde çok dikkat çekmek istemiyorsanız, iz bırakmak istemiyorsanız daha yavaş bir tarama gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi diğer tarama parametrelerine geçelim. Tire tire max tire host grup diyelim arkadaşlar. Burada en fazla kaç tane makineyi taramasını istiyorsunuz aynı anda? Onu verebilirsiniz arkadaşlar. Bir diyeceğim ben şimdi. Tire ile parametresiyle de bir target belirleyeceğim. Burada şöyle bir liste oluşturdum. Burada scan.mmap.org adresi. Daha sonrasında Google ve BBC'nin IP adresleri var. Bunu şu şekilde sürükleyip buraya bırakacağım. Ve bu IP adreslerini tarayacağım arkadaşlar. Mmap burada aynı anda bir tane host tarayacak. Yani o 3 tane IP adresini sırasıyla tarayacak. Ve sonuçlarını sırasıyla ekrana yazdıracak. Evet, birincisinin sonucu geldi arkadaşlar. Daha tarama bitmedi. Scan.mmap.org adresini bitirdiği için ilk olarak o geldi. Ardından google.com'un sonuçları geldi. Ve en sonunda BBC'nin sonuçları gelecek. Evet, o da geldi. Bu şekilde eğer çoklu bir tarama gerçekleştiriyorsanız zamandan tasarruf için ve sonuçları erkenden görebilmek için böyle bir tarama yöntemi de seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir diğer tarama parametresine geçelim. Şöyle diyelim. Nmap'te host timeout denilen bir parametre var arkadaşlar. Host timeout dediğinizde buraya girdiğiniz süre örnek veriyorum 5 saniye, seconds. Eğer dakika olarak girecekseniz m harfi, minutes. Eğer ki saat olarak gireceksiniz, hour'un h harfini gireceksiniz. Ve burada tarayacağınız adresi gireceksiniz. scan.mmap.org adresi. Eğer ki tarama 5 saniye içerisinde sonlanmazsa mmap taramadan vazgeçip taramayı bitiriyor arkadaşlar ve sonuç yazdırmıyor ekrana. Şimdi enter'layalım. Evet, tarama 5 saniye içerisinde gerçekleşmediği için mmap bu taramayı sonlandırdı ve host timeout denilen bir uyarı çıkardı. Şimdi bu neden önemli? Onu görelim. Şimdi yine aynı şekilde bir dosyadan çoklu bir IP adresi taramamız gerekiyor. Bu tarama illaki uzun sürecektir. O yüzden biz bir sınırlama getirebiliriz arkadaşlar. Tire tire host timeout dedik ve host grup sayısını 1 yaptık. Sırasıyla tarama gerçekleştirecek. Ve buraya yine 5 second diyorum. Yani 5 saniye içerisinde eğer o taramayı bitiremezsen taramayı sonlandır. Bu bize şu açıdan fayda sağlayacak. Çoklu IP adresleri tararken zamandan tasarruf edeceğiz. Ve aynı zamanda zayıf sistemler üzerinde vakit kaybetmemiş olacağız. Bu şekilde de bir tarama gerçekleştirebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi scan.mmap.org adresi 5 saniyede tarama gerçekleşmediği için hata verdi. İkincisi de hata verdi. Sonuçlar gelmedi. Evet, üçüncüsü de aynı şekilde sonuçları 5 saniye içerisinde getiremedi.
Bunu 10 saniye yaptığımızda bakalım sonuçlar gelecek mi? Evet, scummy.map.org adresi timeout hatası verdi. İkinci adresimiz sonuçları getirdi arkadaşlar. Üçüncü adresimiz de sonuçları getirdi ve tarama sonlandı. Bu sayede sistemde yavaşlığa neden olan IP adresleri taranmamış oldu. Şimdi bir diğer parametreye geçelim arkadaşlar. nmap-max-rate dediğimiz zaman burada 1 saniye içerisinde gönderilecek maksimum paket sayısını gireceğiz arkadaşlar. Örnek veriyorum, 50 diyelim. Bunu zaten nmap kendisi otomatik olarak optimize edebiliyor. Hedef sistemin, network'ünün altyapısının sağlamlığına göre kendisi otomatik olarak bir parametre veriyor buna. Fakat eğer ki yavaş bir tarama gerçekleştirmek istersek ya da hızlı bir tarama gerçekleştirmek istersek bu şekilde de parametreler girebiliriz. Ama normalden çok daha hızlı bir tarama gerçekleştirmek istersek eğer hedef sistem bunu kaldıramazsa sonuçlar yanlış gelecektir. Belki de sonuç dönmeyecektir arkadaşlar. Ama max rate'i az verirsek, yani 1 saniye içerisinde gidecek paket sayısını sınırlandırırsak daha yavaş bir tarama gerçekleştireceğimiz için sonuçlar daha doğru olacaktır ve hedef sistem üzerinde daha az dikkat çekmiş olacağız. Şu an ben 50 deyip scummy.nmap.org adresini tarayacağım. Evet, sonuçlar geldi. Yaklaşık 21,5 saniye kadar sürdü. Bu şekilde şöyle bir şey oldu. 50 taneden fazla paket gönderilmedi. Ama 50'ye kadar olan paketleri yine nmap kendisi optimize etti. Fakat 50 sınırını geçmedi arkadaşlar gönderilen paketler. Yine aynı şekilde min rate diyelim. Burada da minimum olarak saniyede 50 paket gönderecek. 50'nin altında paket göndermeyecek arkadaşlar. Üzerindeki paket sayısını da nmap yine kendisi belirleyecek. Evet arkadaşlar, sonuçlar geldi. Bu diğerine göre daha hızlı gerçekleşti. Çünkü gönderilen paket sayısı daha fazlaydı. Şimdi bir diğer parametremize geçelim. nmap-max-retries dediğimiz bir parametremiz var. Bu şu demek arkadaşlar. Şimdi normalde filtreli bir porta eğer cevap gelmese ikinci kez paket gönderiliyordu. Ve aynı zamanda gönderilen bazı paketler drop olabiliyordu. Yani hedefe ulaşmayabiliyordu ya da hedeften bize gönderilen paketler ulaşmayabiliyordu. Bu yüzden nmap bazen tekrar denemek zorunda kalabiliyor arkadaşlar. Tekrar paket göndermek zorunda kalabiliyor. Burada eğer ki 0 verirsek tekrar paket göndermemesini sağlayabiliriz ve bu bizim taramamızın hızını daha da arttıracaktır. Fakat sonuçlarda eksiklikler olabilir arkadaşlar. Tekrar deneme sayısını kendi isteğinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi scummy.nmap.org adresini tarayalım. Evet, sonuçlar geldi arkadaşlar. Yaklaşık 4 saniye süren bir tarama oldu. Ve sonuçlar geldi. Bu şekilde de tekrar deneme sayısını optimize edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize göre bir seçenek oluşturabilirsiniz. Ve kendi isteğiniz doğrultusunda nmap'te zamanlama parametrelerini kullanabilirsiniz. Tabi dediğimiz gibi yavaş olan taramalar daha iyi sonuç verecektir. Hızlı olan taramalar ise daha eksik sonuçlar verecektir. O sizin artık zaman yönetiminize kalmış bir şey. Eğer zamandan tasarruf etmek istiyorsanız hızlı bir tarama gerçekleştirebilirsiniz. Eğer doğruluk istiyorsanız daha yavaş bir tarama gerçekleştirebilirsiniz. nmap'te zamanlama parametreleri bu şekildeydi arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.